Dararam. Adam Geyfe'ye hoş geldiniz. Bugün Samsung'dan ne aldım? Evet. Active 2. Yeni çıktı. 5 gün olmuş Türkiye'ye geleli. Aslında başka bir saat almayı düşünüyordum ama son anda karar verdim bunu almaya. Ve çok heyecanlandım. Arkadaşlarımla birlikte kafeye geldik. Normalde evde açılımı yapacaktım. Ama acayip heyecanlıyız. Nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Yani orada taktım, denedim ama kutu açılımını özellikle sizinle paylaşmak istedim. O yüzden şu anda kafede kahvelerimizi içerken heyecandan konuşamıyorum da. Kahvelerimizi içerken de bir yandan da size göstermek istedim. Evet şöyle. Oğlum tehlike de ben size yapıyorum. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım gerçekten. Uzun zamandır almayı planladığım bir şeydi. Hatta şu anda videoyu çeken arkadaşım da var. Göstersene saatini. Bir önceki modeli var. Bayağı tatlı duruyor. Ben çok seviyorum saati. Ay niye açamadım ben bunu? Bir şey söyleyeyim. Bu kadar heyecanlanmamıştım yani daha önce. Çıkıyor. Ya yok şaka. Saatimiz geç. Takmadan yakıştınız abi. Değil mi? Gayet. Aynen. İçinden ne çıktı? Saat çıktı tam okey. Saatin şarj kablosu. Umarım şeyi vardır. Buradan mı açılıyor bu? Evet, uzunmaz. Diğer taraf uzunmaz. Açılıyor. Şöyle bir takayım da. İçinden sadece şarj aleti mi çıktı? Şarj aleti çıktı. Biraz da şarjı varmış zaten. Ben yani Apple'ın saatiyle kıyasladığımda bunun görüntüsü ve ergonomik boyutları daha güzel, daha saat gibi duruyor. iWatch'lar biraz şey... Bu arada benim telefonum Samsung olduğu için saati otomatik algıladı şu anda. Ekrana bildirim ya. Ekran koruyucusu. Tamam o zaman şöyle bir şey, şimdilik ben bir takıp nasıl olduğuna bakacağım. Sonrasında birazdan eve gideceğim, evde devam edeceğim. Videomun devamını göreceksiniz. Bir yere ayrılmayın sakın. Hemen birazdan burada olacağım. Saatim taktım, saatimi de aktif ettim. Aslında ben iWatch almayı düşünüyordum. Samsung Watch Active 2'yi aldım. Niye aldım? Onlara bahsetmek istiyorum. Bir de büyük bir sorun yaşadım ben bunu kullanmaya başlarken. Yani dün akşam kullanmaya başlarken, aktifleştirirken. Normalde telefonum Samsung değil, iPhone kullanıyorum. Ve iPhone'la bu saatin birbirine eşlenmesi lazım. Eşlenmede herhangi bir sorun olmadı. Eşleşme yapıldı ama bu saatin iWatch, yeni nesil iWatch'lardaki gibi sesli konuşma yapabiliyorsunuz saat üzerinden birisini arayıp. Şu şekilde konuşma yapabiliyorsunuz. Zaten içerisinde bunun Siri gibi bir yardımcısı var. Onu yaparken bir problem yaşadım. Büyük ihtimalle herkes aynı problemi yaşayacaktır ya da yaşamıştır. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız onun nasıl düzelttiğimi de anlatacağım. İsterseniz şimdi kutunun içinden ne çıktı, neler yaptım, nasıl aktivite ettim ve nasıl bir performans aldım. Çünkü fiyat performansına baktığınız zaman gerçekten fiyatı çok uygun diğer saatlere göre ve yapmadığı bir şey yok. O da güzel. O zaman şimdi bir incelemesine geçelim. Evet, bahsettiğim gibi kutusundan bir şarj aleti çıkıyor sadece. Bu şekilde. Bu USB zaten evimizde herkeste vardır USB. Ve saatinizi üstüne koyarak şarj etmesine sağlıyorsunuz. Evet. Aktifleştirmek için telefonunuzu açtığınız zaman zaten kendi kendine bir aktifleşme göstergesi veriyor ve adımları takip ederek telefonunuzla saatinizi eşleştiriyorsunuz. Ama öncesinde şu Galaxy Watch'u indirmeniz gerekiyor, bu aplikasyonu. Burada da
telefonunuzun saat telefonunuzdan saatinizin şarj saatini görüyorsunuz. Ne kadar şarj olmuş. Sonrasında uygulamalar ve telefonunuzdan saatinizin içeriğini kontrol edebiliyorsunuz. Şurada da Bixi var. Bixi de aynı Siri gibi sesli komut sistemi. Bunu da aktifleştirdiğinizde telefonunuza hey Bixi dediğinizde telefonunuz bunu algılıyor ve yapmak istediğiniz şeyi sözlü olarak söyleyebiliyorsunuz. Ama Türkçe dil desteği yok. İngilizce dil desteği var. Bunu hatırlatmış olayım ve bir problem yaşadım ben bunu aktifleştirdiğimde. Özellikle iPhone kullananlar için söylüyorum. Galaxy sonuçta Samsung saati ve Samsung telefonlarına uyumlu. iPhone'umla eşleştirdiğimde herhangi bir sorun olmadı. Her şey çalıştı ama sesli telefondan gelen çağrılara saatten sesli cevap vermek istediğimde sesli cevap veremedim. Bunun için de bir işlem yapmam gerektiğini öğrendim. Herhangi bir Türkçe açıklaması da bulamamıştım. Bayağı bir uğraştırdı. Hatta ilk başlarda çok da sinirlenmiştim niye böyle oldu diye. Şimdi size onu anlatacağım. Büyük ihtimalle benim gibi sorun yaşayanlar olabilir. iPhone kullanıcıları bu saati alıp telefonuyla kullanmak istediğinde böyle problemle karşılaşabilirler. Şimdi onu anlatacağım size nasıl düzelttiğimi. Şimdi telefonumu başka bir telefondan kendimi arıyorum. Telefonumdan gelen çağrıya cevap vermek için şunu çektiğim zaman şimdi sesini kısayım. Şimdi normalde bu cevaplamaya geldiğimde şu işaretler çıkıyor ama iPhone'la ilk eşleştirdiğimde bu simgeler çıkmıyor. Kapatayım. Telefondan gelen çağrıya saatten cevap veriyorum. Ama telefonunuzu kontrol edin diye bir uyarı geliyor. Bu uyarı geldiğinde hemen telefonunuza geliyorsunuz. Ayarlardan Bluetooth'a giriyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz Bluetooth. Bluetooth'ta Galaxy Watch Active 2 tanımlı bağlandı yazıyor. Size gelen çağrıyı cevapladığınızda saatinizde telefonunuzu kontrol edin iletisi geldiğinde tekrar Bluetooth'a gelip saatiniz şu altta diğer aygıtlarda tekrar gözüküyor ve onu tekrar eşleştirdiğinizde bundan sonra telefonunuzda gelen çağrılara saatinizle sesli cevap verebilir ve saatinizden de sesli olarak başkalarını arayabilirsiniz. Çok kolay bir şey aslında ama bilmediğimiz için ilk başta bayağı bir sorun yaşadık. Bayağı bir araştırdım nasıl yapabilirim diye. Bu şekilde bu sorunu çözmüş olduk. Gerçekten saat formunda olması iyi bir özelliği ve kablosu da silikon kablosu beraberinde veriliyor. Bir de şarj aleti var zaten, onu göstermiştim şarj ederken. Değişik modellerde de kayış alabilirsiniz. Burada da bir sensörü var, buradan da nabız ölçüyor. Gayet başarılı. Bir de şöyle bir özelliği var. Telefonunuzdan saatinizi bulabiliyorsunuz, saatinizden de telefonunuzu bulabiliyorsunuz. Öyle bir şey de var, özelliği de var. Eğer telefonunuzu bir yerde unuttuysanız saatinizden telefonumu bul özelliğini çalıştırdığınızda telefonunuzu buluyor. Ya da tam tersini yapabilirsiniz. Şu tuş geri tuşu, herhangi bir aplikasyona ya da bir menüye girdiğinizde geri çıkmak için bu tuşa basıyorsunuz. Şuradan sağa çektiğinizde diğer menülere giriyorsunuz. Menüler arasında dolaşıyor. Buradan da menülere giriyorsunuz. İşte telefonunuzdan müzikleri dinlemek için ya da bilgisayarınızdan müzik dinlemek için müzik kutusuna bağlanıyorsunuz. Telefonunuza bağlanıyorsunuz. Bunu da aktifleştirmedim. Buradan kişiler var. Kişi rehberleriniz zaten telefonunuzdaki bütün kişi rehberleriniz. Saatinizde takvim var. Alarm var. Bixi'yi buradan ayarlıyorsunuz. İşte sağlık, koşu, spor yapanlar bu özelliği daha çok kullanıyordur. Kalori, ne kadar kalori, ne kadar antrenman yaptınız, kaç adım attınız bunları da ölçüyor. Samsung Store'dan yeni aplikasyonları indirebiliyorsunuz. Telefon açmak için de bunu tıkladığınızda telefonda kimi aramak isterseniz buradan rahatlıkla telefon görüşmesini yapıyorsunuz. Gerçekten fiyat performansa bakıldığında çok performans fiyat aralığında gerçekten iyi. Sonuçları da güzel. Ben aldığıma
çok memnunum. Pişman da olmadım. Gerçi daha bir gün oldu alalı ama gayet başarılı bir dizayn yapmışlar. Şarjı da yaklaşık olarak bu 44 mm olduğu için biraz daha büyük diğer aktif 2'ye göre. Bunun şarjı 60 saat kadar gidiyor. Tabii ki kullanım şeklinizle de alakalı. Eğer çok görüşme yaparsanız ya da çok içerisinde oynarsanız otomatikman 60 saatin altına da düşebilirsiniz. Ama 60 saat de iyi bir zaman kullanım açısından. Şu anda ben ekran kapalı kullanıyorum. İsterseniz bunu ayarlayabilir. Ekran hep açık olabilir. Dediğim gibi basılı tuttuğunuzda değişik kişiselleştirip istediğiniz ekranı seçebilirsiniz. Gayet başarılı bir saat yapmışlar. Telefon görüşmesi de yapabilmesi çok güzel. Telefonunuza bağlı olmadan saatinizden istediğiniz kişiyi arayıp gelen çağrılarda cevap verebiliyor olmanız da gayet güzel ve kullanışlı. Şimdi koluma takıp biraz deneyeyim. Evet, şimdi bir nabız ölçeceğim. Şu anda görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Ölçtüm. Ortalama dinlenme aralığında 61-76, gayet iyi. Yani ben gerçekten aldığıma hiç pişman değilim. Gerçi daha bir gün bile olmadı, dün akşam aldım. Zaten açılımda heyecandan ve bekleyemediğim için kafede yaptım. İçerisinde neler çıktı, neler var diye. Hatta şimdi bir görüşme yapıp sesinde bakacağım nasıl, bir arkadaşımı arayayım. Şimdi arıyorum. Şuradan da sesi açtım. Hi. Hi, how are you? Yeni mi kalktın? Yok, ben şu anda saatimden konuşuyorum, video çekiyorum. Nasıl? Evet, şu anda. Ses çok iyi. Senin sesin. Yani şey. Değil. Hani böyle saate bakar kısmındasın. Hani kol saat kaç diye bakarsın ya koluna. Evet, öyle. O kısım, o uzaklıktayım. Gerçekten. Gerçekten net geliyor ama galiba dışarının sesini hiç algılamıyor şu an. Aslında gürültü falan da var yani sağda solda ama direkt. Hiç, sadece senin sesin. Aa, süper. Bayıldım. En kısa zamanda sen de almalısın. Alacağım. Çok istedim yani gerçekten. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu saati alırken Aybeniz de yanımdaydı. Şimdi onunla konuşuyorum şu anda. O da çok hoşuna gitmişti. Umarım en kısa zamanda o da alacak. Onda bir YouTube kanalı var. Onu da şöyle kenara koyacağım. Umarım siz onu da takip edersiniz. O zaman... Tamam, görüşürüz. Çok mutlu oldum senin adına ama gerçekten. Evet, ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Öpüyorum. Öpüyorum. Hadi bay bay, görüşürüz. Bay bay, görüşürüz. Evet, gayet sağlıklı bir görüşme yaptık. Saate bakar uzaklıkta konuşma yaptım ve sesim karşı tarafa çok net gitti. Arka plandaki sesleri almadı. Bu da güzel bir özellik ve karşı taraftan gelen sesi de ben çok rahat duydum. Hiçbir problem yaşamadan iPhone'a bağlayarak Samsung Galaxy Watch 2'yi sağlıklı bir şekilde kullanıyorum. Ve çok da mutluyum çünkü az paraya aynı özelliklere sahip, hatta belki biraz daha farklı özelliklere sahip bir akıllı saatim oldu. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu tarz konuşma problemi yaşayan insanların aktivite etmesine videom yardımcı olmuş olur. Her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki çan tıkladığınızda yeni videolarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.